Selamun aleyküm. Bugün 21 Mart 2020 Salı günü. Yaklaşık bir aydır bu koronavirüs sıkıntısından dolayı evden çıkmıyoruz. Ben de hemen evin yanındaki bu parkta bir oturayım dedim, bir dışarı çıkayım dedim. Bir de bir hatıra olsun diye bir kamera çekimi yapayım etrafta. Belki her şey olursa şurada oturan birisi var, kabul ederse bir röportaj da alırız. Bir bakalım, hele bir yanaşalım. Vallahi inşallah bu günler de geçer. Yani bunun bir imtihan olduğuna inanıyorum ben. İnşallah bir sabredersek, söylenenlere uyarsak bu günler de geçer. İnşallah. Abi selamun aleyküm. Müsait misin, yanına gelsek? Böyle bir kamera çekiyordum, bir rızan varsa bir iki dakika konuşak, röportaj yapak. Ben televizyoncu falan değilim, sadece öyle bir hatıra olsun diye bir köşe koyacağım. Selamun aleyküm tekrar. İsim neydi abi? İbrahim. İbrahim abi, ben Müslüm. Eyvallah. Memnun oldum abi. Eyvallah, abi. Abi ben hemen şu nikah salonu arka tarafında oturuyorum. Evet. Yaklaşık bir aydır zaten bu koronavirüs olayı çıktı. Elimizden geldiği kadar söylenenlere uymaya çalışıyoruz. İnsan sıkılıyor artık. Ben dedim hele gideyim şu parkta bir oturayım. Gelmişken bir kamera çekeyim dedim. Abi bu konuda sizin fikriniz nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu birileri mi tezgahladı, yoksa bu bir imtihan mıdır? Allah-u Teala tarafından bize verilen musibetler midir? Sizin görüşünüz nedir İbrahim Bey? Vallahi Müslüm kardeşim, velev ki birilerinin eliyle tezgahlansın. Yani onların tezgahladığı sistem, mekanizma, yani neticede bunu tezgahlayanlar yine bir insan. O insanı yaratan Allah Azze ve Celle. Şeytanı da malumunuz, her şeyi, var olan her şeyi Allah Azze ve Celle yarattı. Evet. Şeytan da insanları kandırıyor, aldatıyor. Yani velev ki bunu bir insan tezgahlasın. Evet. Bu Allah'ın emriyle olan bir şeydir yine. Yani. Tabii Allah-u Teala ayette dediği gibi, Allah'ın izni olmadan yaprak dahi düşmez. Evet. İstemesek hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey olmaz. Evet. Hiç kimse size zarar da fayda da vermez. Evet abi. Buradaki şey, herkesin bireysel olarak önce kendi geçmişine, yaptığı hatalarına, günahlarına, Mevla'yı ne kadar var kabul ediyorduk, ne kadar yok, nerelerde var, nerelerde yok kabul ediyorduk, hangi fiillerimizde. Evet. Bunlara tövbe etmek lazım, tövbe istiğfar etmek lazım. Veya birileri işte bir doktor kaç koca yapar, bir profesör kaç estağfurullah yapar bilmem ne, bu sözleri de duyuyoruz. Evet. Biz la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyahu muhlisina lehu d-dine ve lev kerihel kafirun sözüne iman etmişiz. Bizimle alay da etseler, bu işin Allah'la ne ilgisi var, Kur'an'la, namazla, duayla ne ilgisi var deseler de biz Allah'ımıza sığınacağız. Başka bir yere sığınmıyoruz. Maşallah. Velev ki bu musibetin aşısını, çaresini bir ateist de bulsa, bir Yahudi de bulsa, bir kafir de bulsa, ne dedik en başta? Onu yaratan bizim Rabbimiz. Hiç şu an hiçbir kimse çıkıp da beni bir karga yarattı, beni bir leylek getirdi, beni şu getirdi, bu getirdi diyemez, diyemiyorlar. Evet. Fezullah bir ışığın dediği gibi, evet. Elestu bi rabbikum kalu bela dediğimiz sözde, yani biz hepimiz Allah Azze ve Celle'ye bir söz vermiştik. Evet. O sözü unutmuş olabiliriz. O sözü unutmuş olmamız, o sözü inkar etmemizi gerektirmez. Çünkü hiçbir ateist, hiçbir kafir bile evet beni leylek getirdi diyemiyor. Niye? Ana rahminde yetişti. Bütün insanlar ana rahminde yetişti. Ana rahminde var oldular. Evet. Ama onların ana rahmini hatırlamamaları, ana rahmini inkar etmelerini gerektirmediği gibi bizim de elestu bi rabbikum sözünü unuttuğumuz, o sözü inkar etmemizi gerektirmez. Elhamdülillah. Maşallah, ne güzel söyledin abi. Onun için ama bakıyoruz gerçekten bir gün değil, o bir günde çarşıya çıktım. Yani gerek esnaf bölümü olsun, gerek bireysel olsun, tek bir ders çıkardığımızı ben şahsen kendi şahsım üzerinden başla görmüyorum, göremedim. Malumunuz bir musibet geldiği zaman insanların birbirine yardımcı olması gerekirken esnaflarımız, yani bir sürü fakir fukara var, çalışmayan insanlar var, bir şekilde devletin yardımlarına ulaşamayan insanlar var. Bu insanlar bu kadar zamın, bu kadar her şeyin fiyatının yükselmesinin karşısında nasıl, ne yapacaklar yani? Biz nasıl hem bir ders çıkarmayıp hem de ellerimizi açıp ya Rabbi bu musibeti üzerimizden kaldır dememizin bir mana teşkil edeceğini ben evet. Şahsen kendim zannetmiyorum yani. Evet. Yani duamızın kabul olması için önce
istiğfar etmemiz gerekiyor. Tövbeler yaptıklarımızdan tövbe etmemiz gerekiyor. Doğrudur. Yani bir esnafın, ben şu an bir fakire, fukaraya nasıl yardımcı olabilirim? Samursak üzerine bir sohbet, bir sohbet oldu veya işte medyada bir samursakla süt iyi geliyor der demez, ben samursaktan ne kadar kar ederim demek yerine ben bunu kaç tane fakire ulaştırabilirim dememiz gerekirken, bakıyoruz ki Ramazan da yaklaşıyor yine. Evet. Fakir fukara Ramazan'da nasıl rahat iftar eder, ona nasıl yardımcı olabilirim diyeceğimiz yerde her şeyin fiyatını arttırırsak, yani halen eski şeylerimize devam edersek, ben bu zulmün, bu musibetin tez bir zamanda kalkacağına kendi şahsım olarak